Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programımızda Cenab-ı Hakk'ın zatını anlayabilir miyiz? Böyle bir soruyu değerlendirmeye çalışacağız. İnsan bu dünyaya Cenab-ı Hakk'ı tanımak için gönderilmiş. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Burada ibadetin de olması için her şeyden önce elbette Allah-u Teala'nın tanınması, Allah-u Teala'nın bilinmesi lazım gelir. Onu bilen ona ibadet edecektir, itaat edecektir. Acaba bu insanlar Cenab-ı Hakk'ı layıkıyla bilebilirler mi? Hakkıyla bilebilirler mi? Cenab-ı Hakk'ın zatını hakkıyla bilebilmek mümkün değil. Cenab-ı Hak asarıyla, eserleriyle, yaratmış olduğu eserlerle bilinir, tanınır. Ama bu insan Cenab-ı Hakk'ın zatını doğrudan anlayabilecek kabiliyet ve kapasitede yaratılmamıştır. Bunu şöyle bir misalle belki daha kolay anlayabiliriz. Mesela gündüzün bir vaktinde etrafın apaydınlık olduğu bir zamanda bütün bu aydınlığın, bütün bu ışığın güneşten geldiğini anlamakta çok zorlanmayız. Ve biliriz ki gece etraf karanlıkken güneş olmadığı için karanlık ve gündüz etraf aydınlıksa güneş doğduğu için aydınlık. Bütün bu nurlar, bütün bu aydınlıklar güneşten geliyor. Bunu anlamak zor bir şey değil. Ama acaba güneş nasıldır? İnsan gözüyle Haziran ayı gibi bir zamanda öğle vakti güneşin doğrudan zatına doğru bakmaya çalışsa o zaman rahat bir şekilde bakamayacaktır. Hele birkaç dakika bakmaya çalışsa gözü görmez hale gelecektir. İşte burada bu misalden hareketle şunu söyleyebiliriz. Bizler Cenab-ı Hakk'ın eserlerini, sanatlarını, yaratmış olduğu şeyleri görürüz ve Allah-u Teala'yı bunlarla tanımaya çalışırız. Ama Allah-u Teala'nın zatı nasıldır, şöyle midir, böyle midir? Oralara pek girmemek gerekir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir topluluğa rastlıyor. Bakıyor ki o topluluk tefekkür halindeler. Böyle biraz dalmışlar, derine daldıkları belli. Soruyor, ne yapıyorsunuz? Onlar da diyorlar ki tefekkür ediyoruz. Peygamberimiz soruyor, neyi tefekkür ediyorsunuz? Onlar diyorlar ki Allah-u Teala'nın zatını. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmayın diyor. Tefekkeru fî âlâillâh ve lâ tefekkeru fî zâtihî. Allah'ın zatını tefekkür etmeyin. Allah'ın nimetlerini, yarattığı şeyleri tefekkür edin. Ve zaten Allah'ın zatını diyor tefekkürde edemezsiniz, helak olursunuz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte. La tudrikuhul ebsar ve huve yudrikul ebsar. Gözler onu idrak edemez, o ise gözleri de idrak eder. Allah-u Teala mahlukatını elbette bilir. Ama mahlukatı Allah-u Teala'yı doğrudan zatı itibariyle anlayabilecek kapasitede yaratılmamıştır. Bunu belki şöyle bir misalle, biraz basitinden de olsa bir misalle anlamaya çalışabiliriz. Diyelim bir düzlem var. O düzleme futbol topu gibi üç boyutlu bir şeyi koymaya çalışıyoruz. Düzlem iki boyludur. Futbol topunda ayrıca derinlikte olduğundan üç boyutludur. İki boyutlu olan düzlem, üç boyutlu olan futbol topuna ancak iki boyutuyla muhatap olabilecektir. Tümüyle içine alamayacaktır. Neden? Kapasitesi buna müsait değil. İşte bu basit misalden hareketle şunu söylememiz mümkün. İnsan mahluktur, yaratılmıştır. Yaratılmış olan bu varlık, alemleri yaratan yüce zatı, zatıyla, künhüyle tamamıyla bilebilmesi mümkün değil. Ve Kur'an-ı Kerim'de zaten tefekkür edenler nazara verilirken Allah-u Teala şuna dikkat çekiyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Onlar göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler. Yani doğrudan gökleri ve yeri yaratan zatın zatını tefekkür etmek değil. Yaratan zatın eserlerini tefekkür ederler. Yine Kur'an-ı Kerim'den bir örnek vereyim. Cenab-ı Hak öldükten sonra dirilmeyi anlattığı ayetlerden birinde şöyle buyuruyor. Fenzur ila ether rahmetillah. Şimdi Allah'ın rahmet eserlerine bak. Keyfe yuhyil arda ba'de mevtihe. Ölümünden sonra
yeryüzünü tekrar nasıl diriltiyor? İnne zâlike le muhyil mevte, bunu böyle yapan elbette ölüleri de diriltir. Ve huve alâ külli şeyin kadir, o her şeye kadirdir. Burada benim dikkat çekmek istediğim husus şu. Ayet-i kerimede Allah'ın rahmetine bak denilmemiş. Allah'ın rahmet eserlerine bak. Demek ki biz doğrudan rahmeti göremeyiz. Ama rahmetin eserlerini görürüz. Mesela alim bir zatı düşünelim. Doğrudan şu alim zatın ilmine bak denilse o zatın ilmini göremeyiz. Ama ilminin eserlerini görürüz. Yazmış olduğu kitaplarla, yapmış olduğu konuşmalarla o zatın ilmine biz de şehadet ederiz. Ama doğrudan kendisine bakmakla hangi ilimleri biliyor, ne kadar biliyor bunları ifade edebilmemiz, anlayabilmemiz mümkün değildir. Veya bir başka şahıs hakkında şundaki cömertliğe bak denilse, cömertlik doğrudan dıştan görülen bir şey değildir. Ama bu insan devamlı başkalarına ikramda bulunuyorsa, ziyafetler tertipliyor, fakirlere yardım ediyor, öğrencilere burs veriyor, bu şekilde devamlı ikram eden birisi ise, biz onun o eserlerinden, yapmış olduğu fiillerinden ne kadar cömert olduğuna intikal ederiz. Benzeri bir şekilde de şu aleme baktığımızda bizler başta kendimiz olmak üzere Allah-u Teala'nın sanat eserlerini, rahmet eserlerini, kudret eserlerini, sonsuz ilminin eserlerini görüyoruz. Söz gelimi Mimar Sinan hakkında Mimar Sinan acaba Süleymaniye gibi bir cami yapabilir mi denilmez. Neden? Zaten yapmıştır. Eseriyle ortadadır. Allah-u Teala için de acaba Allah-u Teala alemi yaratabilir mi? Yoktan yaratabilir mi? Böyle bir soru Allah hakkında sorulmaz. Neden? Alemi yaratmıştır. Bizleri yaratmıştır. Bizleri yaratmış olması, alemi yaratmış olması Allah-u Teala'nın zaten en güzel bir şekilde yarattığını bize gösteriyor. Dolayısıyla bizler yaratılmış eserlere bakıyoruz. O yaratılmış olan eserlerden yüce yaratıcının kudretini, sanatını, rahmetini, ilmini, iradesini bunları görmeye çalışıyoruz. Ve buna da zaten tefekkür deniliyor. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisini eserleriyle bize tanıtıyor. Ve yapmış olduğu tasarrufatı, alemdeki tasarruflarını bize anlatıyor. Diğer taraftan şu anda bizler yeryüzünde yaşayan kimseler olarak devamlı etrafımızda bir faaliyet görüyoruz, devamlı hareket görüyoruz. Vücudumuz sabit gibi görülürken vücudumuzun her bir hücresi adeta bir fabrika, adeta bir kimya laboratuvarı durumunda. Bütün bunlarda Allah-u Teala'nın tasarrufu var. Bizler kendi vücudumuzda bile tasarruf edemeyiz. Vücudumuzun dahiline müdahale edemeyiz, karışamayız. Bizim vücudumuzda da bizden başka bir kudret eli tasarruf etmekte. Biz böyle olduğumuz gibi diğer varlıklar, bütün bunlar da Allah'ın tasarrufu altında. Ve Kur'an-ı Kerim bize şunu bildiriyor. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَغَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Bir yaprak bile Allah'ın ilmi dışında yere düşmez. Bu cüz'i bir olayla külli bir hakikati anlatmaktır. Yani en küçük bir olay bile Allah'ın iradesi dışında değildir. Allah'ın ilmi dışında değildir. Dolayısıyla şu alemde, şu sınırlarını bilmediğimiz geniş alemde mahiyetini bilmediğimiz bir zat tasarrufta bulunmaktadır. O zat mahiyeti itibariyle bizim için meçhul ama eserleri itibariyle meşhuttur. Biz onu eserleriyle görmekteyiz ve eserlerini temaşa etmek suretiyle onun sanatının mükemmelliğini, zatının mükemmelliğini bir derece anlamaktayız. Bu noktada belki insan kendine de bakabilir. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ın bir aynası durumunda, yeryüzünde bir halifesi durumunda ve Allah-u Teala ben Adem'e ruhumdan üfledim derken adeta ilahi mahiyetin küçük bir numunesinin insanda bulunduğunu da ifade etmiş oluyor. İşte insanda mesela ruh var. Ruh bütün vücudumuzda tasarrufta bulunuyor. Bütün hücrelerimizde ruhun faaliyeti var. Ama ruh bütün vücudumuzda neyle tasarrufta bulunuyor? Ruh nasıldır? Ruhun mahiyeti nedir? Oralarda pek de fazla bir şey bilemiyoruz. Buradan Cenab-ı Hakk'ın alemdeki tasarrufuna bakabiliriz ve Allah-u Teala'nın zatıyla tam da idrak edilemeyeceğini anlamış oluruz. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle demiş.
El-arzu anil idraki idrakun. Yani Cenab-ı Hakk'ı idrak edemeyeceğimizi bilmek, bunun farkına varmak, onu idrak etmek demektir. Dolayısıyla insan alemdeki ilahi sanat eserlerini tefekkür etmek suretiyle Rabbini daha iyi tanıyabilecek ama zatı itibariyle onu tam idrak edemeyecek. Cenab-ı Hak hepimize daima marifetinde ilerlemeyi nasip eylesin. Bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.